ziyaretçileriyle buluşuyor. Harekatın unutulmayan hatıraları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlık hikayeleri ve şehitlerin anıları, Türk ordusunun denizden ilk çıkarmayı yaptığı Yavuz Çıkarma Plajı'nın bulunduğu adına anı objeleri ve buket takdim edildi. Siz değerli misafirleriniz, birinci misafirlersiniz. Bu kapsamda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sizlere anı plaketi sunmayı istiyoruz. Teşekkür verelim. Teşekkür ederiz. Bir bana doğru bakarsan. Ben Anıt Gemi'nin 101. ziyaretçileri oldum. Çok gururlandık. Çok güzel bir şey. Evet. Nereden geliyorsunuz? Magosa'dan geliyoruz. Magosa'dan. Halamın Mersin'den oğlunun geliyoruz. Mersin'den geldi. Biz gezdirelim burayı dedik. Tesadüf. Evet. Güzel bir şeyle karşılaştık. Teşekkür ettik. Evet. Neler düşünüyorsunuz burada çıkarmanın anısını, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın anısını da yaşatmak için burada böyle bir gemi oluşturuldu. Sizler de burayı ziyarete geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir vallahi duyguyu gururlandık. Çok güzel bir şey. Bir şey diyemiyoruz artık. Evet. Çok güzel. Evet. Mersin'den geliyorsunuz. Evet. Daha önce gezmiş miydiniz burayı? Yok, daha ilk defa geliyoruz. Gerçekten gurur verici bir şey. Çok memnun kaldık yani. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz de Mersin'den geliyoruz. Çok gururlandık. Çok güzel bir şey. Yurdumun Mersin'den öte. Adada 2020'den bu yana bulunan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan Ç-1974 Barış ve Özgürlük Anıtı'nın bulunduğu alan içerisinde yer alıyor. Anıt gemiyi ziyaret Barış Harekatı'na katılan gemilerin son somut örneğidir. Gemimiz 27 Haziran 2014 yılına kadar kullanılmıştır. Bu tarihte kullanım dışına çıkarılan gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza hibe edilmiştir. Hibe edilen gemimiz çekici gemiler yardımıyla adamızın Girne Turizm Limanı'na getirilip bir süre orada sergilendikten sonra restorasyon işlemleri başlatılmak üzere tekrardan çekici gemiler yardımıyla Gazi Mausta Limanı'na götürülmüştür. Burada ağırlıkları 15 ile 36 ton arasında değişen 19 bloğa bölünerek tırlara yüklenen gemimiz 86 kilometrelik yol kat edilip bulunduğumuz Alsancak konumuna getirilip ikinci bir restorasyon işlemi olan kaynak işlemleriyle birleştirildikten sonra halkın hizmetine açılmıştır. Halkın hizmetine açılış tarihi 20 Temmuz 2021 yıldır. Kuzeyimizde bulunan plaj çıkarma plajı. Çünkü mazisini çok iyi biliyorum. Hatta küçüklüğümde de olsa yaşamışlardan biriyim.
O yüzden evet evet daha bebektik ama olsun gene de o anıları işte şeyin olduğu gün camlara battaniye takıldığını falan çok iyi hatırlıyorum ben. Karartma yapıldı. Tabii karartma yapıldığında çok iyi hatırlıyorum. Ne hissediyorsunuz? Çok hoşuma gitti, duygulandım. Ama çok beğendim yani. Yani bir anda ta eskiye gittim yani bu savaştaki yaşananlar falan acaba. Anımsıyor musunuz 74'ü? Evet yani ben yani 64'lüyüm ama anımsıyorum tabii ki. Evet evet okudum, resimlere de baktım. Hepsini de inceledim, şapkalar olsun, mermiler olsun, hepsini inceledim yani. Önemli midir bu tür evet, değerlerin evet, hani müze haline getirilmesi, evet, gelecek nesillere anlatılması? Çok önemli, tabii ki. Atamızın yaptığı şeyler hepsi de çok önemli. 20 Temmuz 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansa katıldığı ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la kuvvet komutanlarının katılımıyla halkın ziyaretine açılan Anıtkemi, o tarihten bugüne Türkiye ve diğer ülkelerden ziyaret eden turistler, yerli vatandaşlar ve okulların ziyaret ettiği en önemli müzelerden biri haline geldi. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Ve 74 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok ama çok önemli. Bir bütünüz biz, vatan için göz kırpmadan.